Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda programın öğelerini ele alacağız. Programın 4 tane olmazsa olmaz bel kemiği 4 tane öğemiz var. Hedef, içerik, eğitim durumları, ölçme ve değerlendirme. Şimdi ilk olarak hedeften başlamak istiyorum. Hedef programı oluşturan en önemli öğe diyebilirim. Hani bel kemiği aslında hedef, bel kemiği. Çünkü diğer öğeleri de şekillendiren bir yapıya sahip. Mesela içerik oluştururken yine eğitim durumlarımız şekillendirirken ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarımızı belirlerken mutlaka hedefe göre aslında bunları şekillendiriyoruz. Peki hedef ne? Hedef aslında eğitim süreciyle bireye kazandırmak istediğimiz özellikler ve biliyorsunuz bu da genelde istendik özellikler oluyor. Ve son öğretim programlarımızda hedef yerine aslında kazanım ifadesi geçiyor. Öğretim programlarımızda derslerimizin kazanımları aslında. Eski programlarımızda da hedef ibaresi geçiyordu. Ama yeni programlarımızda kazanım olarak geçiyor. Aslında aralarında küçük farklılıklar olmasına rağmen hepsinin vurgu yaptığı nokta şu. Yani bireye kazandırmak istediğimiz özellikler aslında. Baz, bazen amaç olarak geçiyor, bazen öğrenme çıktısı, bazen gösterge olarak geçiyor. Bunların aslında hepsinin vurgu yaptığı nokta aynı. Bireye kazandırmak istediğimiz özellikler ve niçin öğretiyoruz sorusuna burada vurgu yapıyor. Niçin öğretiyoruz? Bu noktada hedefler içeriye yön veriyor bakın. Ve biz eğitim ortamlarında mesela bir materyal seçerken kullanacağımız yöntemi, tekniği, stratejiyi seçerken hep ne yapıyoruz? Hedefe gürülük ilkesine göre hareket ediyoruz. Bu yüzden hedefler, kazanımlar, amaçlar önemli. İkincisi içerik öğemiz var. İçerik de aslında eğitimde ne öğretiyoruz sorusuna vurgu yapıyor. Yani öğrencilerin öğrenmesine yardımcı olan bütün bilgiler bütünü, İşte üniteler, temalar, öğrenme alanları, konular, bilgiler bütünü, bunların hepsi içeriye vurgu yapıyor. Ve içerik seçerken biz hedefe göre içerik seçiyoruz. Üçüncü evimiz eğitim durumları. Eğitim durumları aslında nasıl öğretiyoruz sorusuna cevap arıyor. Nasıl öğretiyoruz? Ve bu açıdan Öğrenme öğretme sürecinde kullandığımız stratejiler, yöntemler, teknikler, araç gereçler, pekiştireç, ipucu, dönüt gibi bütün bu kavramlar aslında eğitim durumlarının birer parçasıdır. Son olarak da ölçme ve değerlendirme öğemiz var. Bu da bireyde hedeflerin öğrenciye ne düzeyde kazandırıldığı, ne kadar öğrendiğine yönelik bir yargıya varmamızı sağlayan bir öğe. Ölçme, değerlendirme. Bu noktada derslerimizde kullandığımız yazılı sınavlar, ödevler, çoktan seçmeli testler bunların hepsi ölçme, değerlendirme övesine giriyor. Bu dört öğeyi unutmayalım. Bunlar bizim program geliştirme sürecinde en önemli öğelerimiz ve hepsinin arasında dinamik bir ilişki var. Hatta biz e, bu hedef, içerik, eğitim durumları, ölçme ve değerlendirme arasındaki bu e, dinamik ilişkiye de program geliştirme diyoruz. Program geliştirme. Bu yüzden hepsi de birbirini etkiliyor. Ama hedeflerin burada önemli olduğunu unutmuyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.